Bülteni açarken dikkat çekmiştik. Rusya, YPG ile, Suriye'deki PKK ile yakın temas halinde. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, YPG heyetiyle Moskova'da bir araya geldi. Terör örgütü PKK-YPG kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri, Suriye'de iki rakip güç arasında mekik dokuyor. YPG'nin siyasi lideri olarak bilinen İlhan Ahmet, Ekim ayında Washington'a gitmişti. Son durağı Moskova oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İlhan Ahmet liderliğindeki heyetle görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Lavrov, görüşmede Suriye'nin tam egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeniden tesisinin önemine vurgu yaptı. Ülkedeki tüm etnik ve mezhepsel grupların siyasi temsil hakkı elde etmesine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Rusya, ABD'nin aksine terör örgütü YPG'li askeri işbirliği yapmıyor. Ancak yıllardır diyalog içinde. YPG'nin Moskova'da ofisi de var. Rusya, YPG ile ABD arasındaki yakın işbirliğinden rahatsız. Suriyeli Kürtlerin Esad hükümetiyle mutabakata varması için yoğun çaba harcıyor. Önerdiği formül, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak bir yöntem altında Kürtlere kültürel özellik hakkı tanınması. Lavrov, 2 hafta önce yaptığı açıklamada Suriyeli Kürtlere Amerika'nın ayrılıkçı planlarını aldırmayın diye seslenmiş, bu tip oyunlar sadece Suriye'yi değil, diğer ülkeleri de etkileyebilir demişti. Sevgili seyirciler, Irak'ın Kerkük kenti diken üstünde. Ortalık karışabilir, yarın karışabilir. Çünkü peşmerge yarın kente girmeye hazırlanıyor. Irak'ın petrol zengini Kerkük kentinde Türkiye'nin istemediği senaryo mu hayata geçirilecek? Barzani'ye bağlı peşmerge yıllar sonra Kerkük'e geri dönmek için geri sayımda. Irak'ta dengeleri sarsacak gelişme yeni kriz çıkarma potansiyeline sahip. Peki Kerkük neden önemli? Sorunun cevabı yerin altında gizli. Kent, Irak'ın petrol üretiminin yaklaşık %40'ını sağlıyor. Kerkük'ü kontrol eden otorite, petrol gelirleri üzerinde de hak elde ediyor. Ancak statüsü tartışmalı. Türkmenler de, Kürtler de Kerkük'te hak iddia ediyor. Amerikan işgali sonrası yazılan anayasa, Kerkük'ün statüsüne ilişkin kararın 2007 yılında yapılacak referandumla belirlenmesini öngörüyordu. Ama referandum hala düzenlenmedi. Yıllar içinde Kerkük'ün demografik yapısı değişti. Türkmenler sistematik şekilde göç ettirilirken Kürt nüfus arttırıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları Kerkük'ün kaderinde kırılmaya yol açtı. Irak askerleri kaçınca kent 2014 yılında peşmergelerin kontrolüne geçti. Irak, Kürt bölgesel yönetiminin 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumu süreci tersine çevirdi. Bağdat'taki merkezi hükümet bağımsızlık kararı alan Irak'ta Kürtlere rest çekti. Peşmerge kovuldu. Kerkük'ün kontrolü yeniden Irak ordusuna geçti. Şimdi kentin kaderi yeniden değişebilir. Peşmerge çıkmak zorunda kaldığı Kerkük'e 4 yıl sonra dönmeye hazırlanıyor. Son haberlere göre Bağdat ve Erbil anlaşmaya vardı. Süreç 25 Kasım'da başlıyor. Kentin güvenliği Barzani'ye bağlı peşmergelerle Irak merkezi hükümetine bağlı askerlerden oluşan karma güce verilecek. Hedef DEAŞ kalıntılarıyla mücadele. Ancak Türkmenler aynı fikirde değil. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'a göre, peşmergenin asıl amacı petrol gelirlerini ele geçirmek ve siyasi iktidar oluşturmak. Turan, bunun Irak'ın birlik ve beraberliğini bozma tehlikesi taşıdığı uyarısı yapıyor. Türkiye, Kerkük'te tek bir unsurun baskın olması fikrine karşı, farklı etnik grupların yönetim konusunda mutabakata varmasını destekliyor.